Which question is not asked in a phone conversation? Hangi soru telefon görüşmesinde sorulmamıştır diye sorulmuş. İlk boşluktan hemen sonraya baktığımızda around 4:30, yaklaşık 4:30'da denmiş. Yani bunun için de saat kaçta diye sormamız lazım. D şıkkında what time will he be back? Saat kaçta dönecek diye sorulmuş. İkinci boşluktan hemen sonra of course, tabii ki dendiğine göre ikinci boşlukta bir rica cümlesi olması gerekiyor. Yani bu da can you tell him I called? Ona aradığımı söyleyebilir misiniz olacak. Tabii ki dendikten sonra bir boşluk daha var. Üçüncü boşluktan sonraki cümlede this is his friend Arda. Ben onun arkadaşı Arda dendiğine göre bunun da sorusunun may I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim olması gerekli. Yani sorulmayan soru C şıkkındadır. Verilen duruma uygun cümleyi bulacağız. You call your friend, but you can't hear very well. The line is terrible and you're breaking up. What do you say? Arkadaşını arıyorsun ama çok iyi duyamıyorsun. Hat berbat ve telefonu kapatıyorsun. Ne dersin diye sorulmuş. B şıkkına I can hear you very well. Seni çok iyi duyabiliyorum denmiş. Eledik. C şıkkına I found a moment ago. Bir dakika önce aradım denmiş. Bunu da eledik. D şıkkına thanks for your calling. Aradığın için teşekkürler. Bunu da eliyoruz. A şıkkına I'll call you back later. Seni daha sonra arayacağım denmiş. Eğer duyamıyorsak ve hat kötüyse bu cümleyi kullanırız. Doğru seçenek A şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Hello, this is Jennifer Hawks. Could I speak to Denver, please? Blah, 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 blah. Is it 651-310-542? No, it isn't. It is 661-310-542. Oh, I'm sorry for disturbing. No, not at all. Merhaba, ben Jennifer Hawks. Denver'la konuşabilir miyim lütfen? B kişisi bir şey demiş, daha sonra A kişisi 651-310-542 değil mi diye sormuş. B kişisi de hayır değil, 661-310-542 demiş. Daha sonra rahatsız ettiğim için üzgünüm, önemli değil şeklinde diyalog bitirmiş. Yani burada yanlış kişiyi arama söz konusu. Aşkına I'm afraid he's really busy at the moment. Korkarım ki şu anda çok meşgul denmiş. Eledik. Beşkına I can take a message. Mesajınızı alabilirim. Eliyoruz. Ceşkına I'll tell him to call you. Sizi aramasını söyleyeceğim. Bunu da eliyoruz. Deşkına I'm afraid you've called the wrong number. Korkarım ki yanlış kişiyi veya yanlış numarayı aradınız demek. Doğru seçenek D şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Hi, this is Emma speaking. Blah 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 blah. Yes, sure, I'll get him. Thank you so much. Merhaba, ben Emma demiş. Emma daha sonra da bir soru sormuş. Mary de evet tabii ki onu çağırayım demiş. Emma da teşekkür etmiş. Mary'nin cümlesine baktığımızda onu çağırayım derken I'll get him cümlesinde şuradaki him erkekler için onu veya ona demek oluyor. Soruda da bir erkekten bahsediliyor olması gerekli. Aşkına would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Denmiş. Bunu eledik. C şıkkında can you call again later? Daha sonra tekrar arayabilir misiniz? Denmiş. Bunu da eledik. D şıkkında could you ask him to call me? Ona beni aramasını söyler misiniz? Denmiş. Bunu da eliyoruz. B şıkkında may I speak to Brandon? Brandon ile konuşabilir miyim? Denmiş. Brandon için sonraki cümlede de him denebilir. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Who can come to the party? Kim partiye gelebilir diye sorulmuş. Dear friends, I'm organizing a slumber party this Sunday. Fancy joining me? Love, Teresa. Sevgili arkadaşlarım, bu pazar bir pijama partisi düzenliyorum. Bana katılmak ister misiniz? Sevgilerimle, Teresa. Hi, Teresa. Sally speaking. Thanks for inviting me. I'll be there. See you on Sunday. Bye. Merhaba Teresa, ben Sally. Davet ettiğin için teşekkürler. Orada olacağım. Pazar günü görüşürüz. Sally geldiğini söyledi. Hello Teresa, this is Emma. Thanks for your invitation. I'd love to, but I'm busy then. Talk to you soon. Bye. Merhaba Teresa, ben Emma. Davetin için teşekkürler. İsterdim ama meşgulüm. Yakında görüşürüz. Bye demiş, yani Emma gelmiyor. Hello Teresa, this is Lucy. It sounds awesome. Do you need anything for the party?
Call me if you need help. Take care. Bye. Merhaba Teresa, ben Lucy. Kulağa harika geliyor. Parti için bir şeye ihtiyacın var mı? Yardım istersen beni ara. Kendine dikkat et. Bye demiş. Yani Lucy de geliyor. Hi Teresa, Mike speaking. Thanks for inviting me, but I'm going to be out of city on Sunday. See you soon. Merhaba Teresa, ben Mike. Davet ettiğin için teşekkürler ama pazar günü şehir dışında olacağım. Yakında görüşürüz. Mike da gelmediğini söyledi. Baktığımızda Sally ve Lucy'nin geldiğini görüyoruz. Yani doğru seçenek A şıkkıdır. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Mike can't make it because blah blah blah. Mike katılamıyor çünkü denmiş ve because bağlacından sonra bir sebep belirtmemiz gerekiyor. Burada da Mike'ın katılamamasının sebebini belirteceğiz. Önce bakalım Mike'a ne demiş. Hi Teresa, Mike is speaking. Thanks for inviting me, but I'm going to be out of city on Sunday. See you soon. Merhaba Teresa, ben Mike. Davet ettiğin için teşekkürler ama pazar günü şehir dışında olacağım. Yakında görüşürüz demiş Mike. A şıkkında he doesn't like parties. Partileri sevmiyor denmiş. Bunu eledik. B şıkkında he has another plan tonight. Bu gece başka bir planı var denmiş. Zaten parti bu gece değil. Pazar günü olacaktı. Bunu da eledik. D şıkkında he will be there. Orada olacak denmiş ama katılamadığını belirtiyor zaten. Bunu da eledik. C şıkkında he isn't going to be there at that day. O gün orada olmayacak denmiş. Doğru seçenek C şıkkıdır. Which picture shows Bera's mother's choice of communication when she's out? Hangi resim Bera'nın annesinin dışarı çıktığında tercih ettiği iletişim yöntemini göstermektedir diye sorulmuş. Bera demiş ki, My mother prefers leaving memos for us when she has to go out. Annem dışarı çıkmak zorunda kaldığında bize hatırlatma notları bırakır demiş. Baktığımızda B şıkkında fax makinesi, C şıkkında cep telefonu veya sesli mesaj, D şıkkında yine bir mesajlaşma uygulaması var. A şıkkında ise bir buzdolabı ve buzdolabının üstünde de küçük hatırlatmalar, notlar var. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which question is not answered in a phone conversation? Hangi sorunun yanıtı telefon görüşmesinde yoktur diye sorulmuş. Bakalım telefon görüşmesine. Good morning, Günay Car Rentals. How can I help you? Good morning, this is Alison Power from CNR Limited. I'd like to learn about your conditions and prices. Yes, of course. Well, what would you like to know? I'd like to rent a car to drive to Izmir. How much does it cost? What kind of car do you need? I need a small one for 3 days. We have a car with $110 for 24 hours. That's good. I'll take it tomorrow. How do you pay? By credit card. Thank you, Miss Power. See you tomorrow. Thank you. Goodbye. Günaydın. Günay araba kiralama şirketi. Nasıl yardımcı olabilirim? Günaydın. Ben CNR Limited şirketinden Alison Sparrow. Şartlarınız ve fiyatlarınız hakkında bilgi almak istiyorum. Evet, tabii ki. Ne öğrenmek istiyorsunuz? İzmir'e gitmek için bir araba kiralamak istiyorum. Ne kadar maliyeti? Ne tür bir arabaya ihtiyacınız var? 3 gün için küçük bir arabaya ihtiyacım var. 24 saati $110 olan bir arabamız var. Bu güzel. Yarın alacağım. Nasıl ödeyeceksiniz? Kredi kartıyla. Teşekkürler Bayan Sparrow. Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Bay bay demiş Bayan Sparrow. Bizden yanıtı olmayan soru isteniyordu. Aşkına, when does Alison take the rental car? Alison kiraladığı arabayı ne zaman alacak diye sorulmuş. Baktığımızda diyalogda that's good. I'll take it tomorrow. Bu güzel. Yarın alacağım demişti Bayan Sparrow. Yani aşkının yanıtı var. Beşka, how long does Alison need the car? Alison arabaya ne kadar süreyle ihtiyaç duyacak denmiş. Yine bir önceki konuşmasına baktığımızda Bayan Sparrow'un I need a small one for 3 days. 3 gün için küçük
küçük bir arabaya ihtiyacım var demişti. Yani ne kadar süreyle ihtiyaç duyduğunu da biliyoruz. Jessica, how much does Allison pay for the rent and car? Allison arabayı kiralamak için ne kadar ödeyecek diye sorulmuş. Bunun da fiyatını bize sekreter demişti. 24 saatli 110 dolar şeklinde. C şıkkında yanıtı var. Deşkı, what's Allison's driving license number? Allison'ın sürücü belgesi numarası kaç diye sorulmuş. Böyle bir bilgi diyalogda yok. Bu yüzden cevabı olmayan soru D şıkkındadır. For what purpose does Miss Sparrow contact with Günay Rental Cars? Bayan Sparrow hangi amaçla Günay araba kiralama şirketini aradı diye sorulmuş. Diyaloğa bakalım. Good morning, Günay Car Rentals. How can I help you? Günaydın, Günay araba kiralama şirketi. Nasıl yardımcı olabilirim? Good morning, this is Alison Sparrow from CNR Limited. I'd like to learn about your conditions and prices. Günaydın, ben CNR Limited şirketinden Alison Sparrow. Koşullarınız ve fiyatlarınız hakkında bilgi almak istiyorum demiş Bayan Sparrow. Yani ilk konuşmasında amacını belli etmiş. Seçeneklere bakalım. Aşkımla to drive to İzmir, İzmir'e gitmek içindenmiş. Bu sonraki aşamada gelecek karşımıza. Asıl arama amacı bilgi almak. Arabayı kiraladıktan sonra İzmir'e gelecek. Bu yüzden aşkı ne dedik? Beş, to get more information about sports cars. Spor arabalarla ilgili daha fazla bilgi almak içindenmiş. Ama spor arabayla ilgili bir bilgi yok metinde. Sadece bir yere gitmek için araba kiralamak istiyor. Jessica to rent a flat. Bir daire kiralamak için denmiş ama araba kiralamak istediğini biliyoruz. Jessica to hire a vehicle. Bir araç kiralamak için denmiş. Doğru seçenek D şıkkıdır. Which picture shows the way of communication that Thomas and his friends prefer? Hangi resim Thomas ve arkadaşlarının iletişim tercihini göstermektedir diye sorulmuş. My friend Thomas is deaf and dumb. He can't hear or speak, so we use sign language to keep in touch with him. Arkadaşım Thomas sağır ve dilsiz, duyamıyor, konuşamıyor. Bu yüzden de onunla iletişim kurmak için işaret dili kullanıyoruz denmiş. Deaf and dumb, sağır ve dilsiz demek ve can't hear or speak, duyamayıp konuşamadığını görüyoruz. Bu yüzden de sign language yani işaret dilini kullanıyoruz denmiş. Baktığımızda seçeneklere A şıkkında e-posta, C şıkkında yüz yüze iletişim, D şıkkında kısa mesaj var. B şıkkında ise işaret dili var yani sign language var. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır.